Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Ben Mesut. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün 1 Eylül. Bal sezonu bitti. Arılarımızı yavaş yavaş kışlatmaya sokacağız. Bugün bir başlangıç yapacağız. Hava 18 derece civarında. Günün biraz geç vakitlerine kaldık. Bugünkü videomuzda da kuanlarımızı nasıl daraltıyoruz, kışa nasıl hazırlıyoruz ve beslemeye nasıl hazırlıyoruz, ilk planda beslemeye nasıl hazırlanıyoruz, onu sizinle paylaşmak istedik. Evet Mesut, sözü sana vereyim. Kuanımızdan biraz bahseder misin? Kuanımızın bu sezonki durumundan, gelişmesinden ve şu ana kadar evrelerinden bahsedersen sonra artık daraltmaya geçebiliriz. Tabii. Belki de ilk çektiğimiz videolardan birisiydi. Bu kuanla size çekim yapmıştık arkadaşlar. Bu ve bu iki kuanla beraber çekim yapmıştık. Bu kuanlar kışa geçen sene 8'li kuan ile girmişti ve yaklaşık 5 çıta olarak da çıkmışlardı kışa. Biz bahara girdiğimizde kuanını temizledik. 10 çıtalı kuan verdik ve altına tekrar bir 10 çıtalık daha kat verdik. Bu şekilde bahara girmiş idi. İlk bahar bakımını yaptıktan sonra bu şekilde bahara girmiş idi. Ve 6. ayda arkadaşlarımızın isteği üzerine sunni, yani yapay oğul nasıl alınır ve arıların oğul meylini önlemek için neler yapılması gerekir, böyle bir videomuz daha var. Onu da bu kovanımızla çekmiştik. Ve bu kovanımızı ikiye bölmüştük. Ana arının olduğu bölümü başka bir yere taşıdık. Bu kovanımızı anasız bırakmış idik. Ve bu kovan kendisi ana çıkardı. Çıkardığı anayla beraber aynı zamanda biz bundan 12 tane daha ana aldık. Çekmiş olduğu ana gözlerinden memeleri alarak, yüksükleri alarak 12 tane daha ana çıkarmış olduk biz bu kovandan. Artı yine bu sezon boyunca bu kovanımızdan 3 kere larva transferi ile besleyici kovan olarak kullandık. Ve buradan da yaklaşık bir 30 civarında, 25-30 civarında kraliçe ana ürettik. Yani besleyici kovan derken arkadaşlar, onu da antiparantez söyleyelim de, besleyici kovan olarak kullandık ama biz fazladan besleme yapmadık yani. Arıların yine çevreden alıp gelmiş olduğu nektarla beslediler. Evet, ben besleme evet. Derken kraliçe gözlerinin evet. Beslenip bakılması evet. Değilse evet. Arının arıya yem vermek, şerbet vermek açısından değil. O yani, verdiğimiz larva transferindeki gözlerin evet. Beslenmesi, büyütülmesi. Yani Türkiye'de ana arı üretirken özellikle işte besleme yapılıyor, şerbet veriliyor da ondan söyledim yani. Evet. Onu açıklığa kavuşturmak evet, için. Evet, teşekkür ederim. Yani, teşekkür ederim onun için. Öyle bir besleme yapmadık. Zaten videolarımızı da takip ediyorsanız senenin başından bu yana kadar biz arılarımıza hiç bal aldık. Bal hasatı aldık. Ve bu sene sezonun kötü gitmesine rağmen yani Mayıs-Haziran aylarında evet. Bol bol yağmur vardı. Diğer kovanlarımızdan da yani verim düştü. Evet, o şekildeydi evet, yani. Geçen sene biz her sezon, her ay yani sezon boyunca 4 kere bal sahamı yapmıştık. Bu sene sadece 1 kere bal sahamı yaptık arkadaşlar. Ve tabii ki balın şeyi de rekoltesi de bu sene geçen seneye göre, ondan sonra önceki seneye göre 4'te 1 oranında, 3'te 1 oranında düştü. Yani bal verimi sadece bizim için değil, genel olan bütün evet. Arıcılar için böyle oldu. Tabii bulunduğunuz yere göre, mevkiye göre, arının cinsine göre de farklılık arz ediyor. Ama biz bu kovandan bir kovan daha elde ettik. Kendisinden 12 tane daha ana çıkardık. Toplama bakacak olursak 3 kere de larva transferinde memeleri besleyici olarak kullandık. Oradan da yaklaşık 30 tane bir ana çıkardık.
Yani güzel bir sezon geçirdik. Şimdi bakacağız arımız kaç kat üzerinde, kaç çıta üzerinde ve ona göre bir sıkıştırma yapacağız. Sıkıştırma yaparken eğer gerekirse kenarlara strafor ya da çuval, torba, naylon yerine, kullanma yerine biz bu şekilde normal çıtaların sağına soluna tahta çakarak kapatıyoruz. Böyle bir blok haline koyuyoruz. İçi boş arkadaşlar. Boş olmasının sebebi tercihimiz niye bu şekilde strafor değil veyahut da çuval naylon değil. Birincisi naylon kovanın içinde kışın buhar yapacak. Arı aldığı şerbeti vesaireyi buharlaştıracağı için naylon buhar yapacak. Naylonda bir küflenme oluşacak. Strafor kullanıldığı zaman bazen arı genişlemek için straforu kemirebiliyor. Kimyasal olduğu için kimyasaldan zehirleniyor. Arının sindirim sistemi katı maddeleri eritmeye, öğütmeye elverişli olmadığı için bu sefer bağırsak rahatsızlığına yol açabiliyor. Onun için strafor da tercih etmiyoruz. Bu şekilde içi boş olanı tercih etmemizin sebebi kenarlara konulursa eğer kışın bu blokların içerisi nemle toplanıyor. Aynı zamanda neme karşı bir cephe, duvar oluşturulmuş oluyor. İkincilikle de en iyi izolasyon hava boşluğuyla yapılan izolasyondur. Bunun içindeki hava boşluğu da kovanın sağdan soldan soğuk almasını da önlemiş oluyor. Arkadaşlar hava geç oldu, zaman geç oldu, kararmaya yakın. Bir de arıların bu sezonda biraz daha agresifliği, huysuzluğu artıyor. Gerekirse karşı olmama rağmen körük kullanabiliriz. Siz tabii bizim çekimlerimizde bizi maskesiz görmeye alıştınız. Gerekirse maske de kullanabiliriz. Çünkü kendi işlerimiz oluyor. İş ortamına gittiğimiz zaman yüzümüz gözümüz şişkin bir şekilde ilişkilerimizi devam ettirmek pek uygun olmuyor, güzel olmuyor. Onun için maske kullanabiliriz. Şimdiden özür dileriz size. Açalım mı kovanı? Açalım. Ve de bismillah. Burada kartımız da var. Zaten yazmışız. Yaklaşık bir 30-31 kilo kadar bal alınmış. En son bal sağımı da 7. ayın 27'sinde yapılmış. Evet. Ondan sonra bal sağımı yapılmamış. Bakalım. Ben üst katını alıp önce kenara koyacağım. Alt katından başlayacağız bakmaya. Ne kadar istiyor. Hop. Kolay açıldı. Bismillah. Şöyle bakınca arımız böyle bakınca sakin. Şimdi arkadaşlar hatırlıyorsanız biz kovanlarımıza kat verirken altına veriyorduk. Kovanlarımızın altına veriyorduk. Biz her sene çıtalarımızın yaklaşık %50'sini yarı yarıya yakınını değiştiriyoruz. Sebebi ise çıtalarda her zaman bir kuluçka dönemi yaklaşık 4-5 kere bir döngü yaşıyor. Hani kuluçka yapılıyor, yumurta yapılıyor, çıktı vesaire derken arılar her seferinde propolisle o gözleri sıvadıklarından gözler küçülüyor. Sonraki senelerdeki çıkan arılar bu sefer tam gelişmesini sağlayamadan vücut ebatları küçük ölçüde çıkıyor. Bunlar da tam bir verim sağlayamıyor. Taşıyacağı nektar azalıyor, polen azalıyor, getireceği propolis azalıyor. Uçma mesafesi azalıyor, kanat kuvveti azalıyor. Onun için Hollanda'daki usul her sene çıtaların yarısının değiştirilmesi. Aynı zamanda kuluçkalar çıktıkça altında, propolisin altında larvaların dışlarındaki zarlar kalıyor. Onlar da bakteri üremesine sebep olabiliyorlar. Daha hala peteklerimizde, çıtalarımızda eksik olanlar var. Tam kabartılmayanlar var. Zannedersem sonradan verilmiş. Evet. Ben şimdi bu katı, esas anlatmak istediğim mevzu o. Bu katı yukarıya alacağım. Kuluçkalık katımızı aşağıya alacağım. Çünkü bu kuluçka, bu katımız bu sene ikinci senesini yaşıyor. Bu daha birinci senesi. Bunu aşağıya alacağız
beslemeyi bu katta yaptığımız zaman gelecek sene bunu değiştirmiş olacağız. Altını değiştireceğiz. Ve arılar kışa girdiklerinde ilk beslemeleri alt kattan alırlar. Kışın sonuna doğru yukarı kata çıkarlar. Ondan dolayı bunu biz yukarıya alacağız. İçerisinde bal şerbeti veyahut da şeker şerbeti, şurubu depolayacakları daha fazla yer olacak. Ben şimdi bunun kenarlarındaki çıtalarını alacağım. Kenara alacağım. Bunlar çünkü sezonun sonuna doğru koymuşuz büyük bir ihtimalle. İçinden yine çıta alınmış. Gördüğünüz gibi bu çıtamız kabartılmamış. Bunu kenara alacağız. Hop. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, besleme yapmak için bizim burada da bir yer oluşturmamız lazım. Bir kovan, yani bir koloni bir sene boyunca yaklaşık 400 ile 600 kilo arasında bal kullanır. Kendisi için 400 ile 600 kilo arasında bal kullanır. Bunu da fazla kabartmamışlar. Bunu kenara kullanabilirim. Yaklaşık 35 ile 50 kilo arasında da polen kullanır. Ama kışa gireceği zaman 10 çıtalı bir koloninin 12 ile 15 kilo arasında bir stoka ihtiyacı vardır. 10 çıtalının bir çıtada, yani şöyle bir çıtayı, bir çıtalı koloniyi besleyebilmeniz için 120 gram, 130 gram bala ihtiyacı var. Dolayısıyla 10 çıtalı yapacaksanız sizin yaklaşık bir 13-15 kilo şurup vermeniz, eğer 20 çıtalı bir koloniyi besleyecekseniz 20 çıtalı bir koloniye de yaklaşık 18 ile 20 kilo arasında şerbet vermeniz gerekir. Her koloniye 15 kilo diye algılamayın. Mesela bu kattaki bütün çerçevelerin balı yok. Hiç bal kemeri yok. Bal kemeri olmadıysa, yoksa o zaman yukarıdaki bal kemerlerini de bu hesabın içerisine dahil edebilirsiniz. İlla 18 kiloyu da siz vermenize gerek yok. Kovanın kendisinin balı varsa o balını da bu hesabın içerisine katabilirsiniz. Kovanımızı daraltmaya giderken arkadaşlar, ileride besleme yapacağımızı da göz önünde bulundurarak ona göre ayarlarsak daha iyi olur. 10 çıtalı bir koloniye yaklaşık 15 kilo kadar bir beslemeye ihtiyacımız var. 20 çıtalı olursa 18-20 kiloya kadar ihtiyacımız var. Ben kenarına bu şekilde bir blok çıtası koyuyorum. İçine çekecekse nemi çeksin şeklinde. Buralara bakmıyorum. Buraya bakmama gerek yok. Bunun üstünü yer açayım sana. Şimdilik örteceğim. Oradan bakacağım. Şimdi bunu yer değiştirelim abi. Ben bunu kaldırayım. Sen onu altına koy. Tamam. Bunun üstüne ben tekrar koyayım. Bunu açalım. Koloninin durumu bu şekilde. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Abi, oradan bir bıçak alabilir miyim? Kenarlar mumla sıvanmış. Kolonimiz gördüğünüz gibi burada komple 10 çıtanın üzerine, 9 çıtanın üzerine basmış şekilde arkadaşlar. Şimdi bu arının sıkıştırmasını da ona göre yapalım. Beslemesini ona göre yapacağız. Durumuna bir bakıyoruz. Kendisinin stoku ne alemde?
Hiç kenarında stokta bal kalmamış. Bunun acil bir şekilde beslenmeye, geçilmeye ihtiyacı var. Bir de şu çıtaya bakayım. Arkadaşlar sıkıştırma yapalım, sıkıştırma yapalım derken arıyı komple daraltmayın. Besleme yapacağınız şuruba verilecek, şurup verilecek yer kalsın. Arılar buraya erkek gözüne dahi şu anda stoklarını başlamışlar. Yani nektarını başlamışlar. Görüyorsunuz. Yani ben bir çıta daha çekeyim. Zannedersem kuluçka buradan itibaren başlıyor. Gördüğünüz gibi arının günlük yumurtası da var. 60 kuluçkaya devam ediyor. Buradan itibaren sağlı sollu. Biraz daha inin şöyle ekrana doğru. Bakın kuluçkası da var arılarımızın üzerinde. Şunu da söyleyelim. Evet. Aynı zamanda varroa kontrolünü de yaparsanız iyi olur arkadaşlar. Şu anda biz arılarımızın üzerinde ve altındaki tabloda varroa göremedik. Şu anda yok. Ben bunu tekrar yerine koyuyorum. Daha fazla ileriye gitmeme gerek yok. Buradan itibaren bal başlıyor aslında. Bir de şuna bakarsak bu kovanın bakımını bitirmiş oluruz. Gerek yok abi. Bakın kuluçka bu tarafta da bu çıtadan başlıyor. Hem kuluçka atılmış, yumurtası var, larvası da var. Bu tarafta da kapalı gözü var, larvası var. Günlük yumurtası var. Kenarlarına da bal kemerini oluşturmaya başlamışlar. Güzel bir kolonimiz elhamdülillah. Seneye bundan yine 1-2 koloni daha böleriz herhalde. Nasip olursa. Bu katımızı üstüne koyuyoruz. Senelik çıta ve mum yenilenmesinde kullanmak üzere. Üst katında da şerbet alacak daha çok yerimiz olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, buraya çıtamızı da koymuştuk. Aslında tekrar açmamıza gerek yok. Kenar çıtasını koyduk. Evet. Buradan itibaren beslemeye başlarız. Tekrar açtığımız için. Huysuzlandırar. Evet, tekrar açınca huysuzlandırar. Kızdırar. Bu bakım bu kadar. Tabi beslemeye geçeceğimizde, buna şerbetlik vereceğimizde üstü delik olan naylondan veyahut da kapaktan kullanırız. O evet. Bizim için daha kolay olur. Unuttuğumuz ya da eklemek istediğim bir şey var mı abi? Yok. Tamamdır o zaman. Bir videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Yani bu aramızı İki katlı olaraktan kışa sokuyoruz ve bahara iki katlı olaraktan çıkıyor. Yani İnşallah. Türkiye'de kullanılan genel geçerli bir şey değil yani. Türkiye'de bahsettiğiniz zaman öyle şey olur mu derler. Genelde neredeyse %100 arı tek katta kışa girer ve kıştan çıkarken yine tek katta çıkar. O şekilde çıkar ama biz Hollanda'da bunu uygulayabiliyoruz. Almanya'da, Avrupa'da diğer arkadaşlarımız, arıcı arkadaşlarımız da uygulayabiliyorlar yani. Evet. Gördüğünüz gibi arımızın nüfusu da bayağı güçlü şu anda. İki katlı kışa evet. Girmenin de şu şöyle bir faydası daha var. Arı kışa girerken alt katındaki yemden yemeye başlıyor. Evet. Biz iki kat yaptığımız zaman kışa çıkacağı zaman yukarı kata çıkıyor. Yukarıdaki yemleri, stoklarını yemeye başlıyor ve oraya yumurta atmaya başlıyor. Eğer kıştan veyahut da çıkışında kovanın altı nemlenirse, sulanırsa küflenebiliyor. İki kat olursa üstü hiç küflenmiyor. Altı küfleniyor. Zaten altını da yenileyecek oluyoruz. Hiçbir evet. Sıkıntı olmuyor. Aynen öyle. Böyle de bir avantajı var. Evet arkadaşlar, yine bir videomuzun sonuna geldik. Eğer abone olmadıysanız hemen abone olun. Bildirim zilini açın ki
videolarımızdan hemen haberdar olabilirsiniz. Eğer kafanıza takılan sorularınız varsa yorumlar kısmında yazarsınız. Biz onlara mümkün olduğunca, elimizden geldiğince geniş bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Yine yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.